Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz ha haberdar olabilirsiniz. Evet, size yine çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelim bu şekilde. Bakın çok güzel, kolay böyle dört tane sık iğneli dalın üzerine kenarında minik kirpikleri olan ve ortasında da iki tane böyle çiçeği olan bir model hazırladım şöyle kolay bakın çimeni ve çiçeği bir arada şöyle arkadaşlar göstereyim Evet modelin bu şekilde yapımı da bir o kadar kolay Bunlar örümcek üzerindeydi arkadaşlar. Ben de farklılık olsun hep papatya olmasın diye bu şekilde bir çiçek hazırladım size. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle iki çiçeğimin arasına beş tane ara suyu mesafesi bırakıyorum. Benimki örnek amaçlı arkadaşlar siz için 7 uygundur. Benim için bu şekilde 5 tane bıraktım. Siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şimdi tülbent kenar tığlama işlemini yaptık. İlk başlar gibi başlayacağız. 696. videomda tülbent kenar tığlama işleminin nasıl yapıldığı tüm püf noktaları mevcut. Evet, şimdi arka tarafı unutuyoruz. İlk tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. Bir defa zincirimi çektim. Şöyle ipimi iki tığ battı uzunluğunda uzatıp bir örümcek yapıyorum. Bakın. Orta boy bir örümceğimi yaptım. Bir defa tığımı doladım. Üçüncü tığ battı ya. İki tane atlayıp üçüncüye iki ve iki alarak bir trabzan oluşturdum. Bakın. Mesafem bu şekilde oldu. Şimdi bir defa tığımı doluyorum. Hemen iki, iki alarak ikinci trabzanımı yaptım aynı yuvanın içine 3 tane bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapıyoruz hemen bir defa doluyorum yanındaki yuvanın içine girip şöyle 2 ve 2 bir defa doladım yanındaki yuvaya giriyorum 2 ve 2 yuvanın içine girdim 2 ve 2 bu şekilde 6 tane trabzanım oldu 8 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7 ve 8. Hemen ters tarafına döndüm. Bakın. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına kapatıyorum. Şöyle bir zincirle dönüş yapıp yuvanın içine sık iğne yapacağım. Bunu yaparsanız dalınız daha yukarı bakacak arkadaşlar. Direkt dalı yapmaya geçmeyin. Sık iğne olsun. 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Bu şekilde 3 zincir boyutunda trabzanımı çektim. 5 tane zincir. Bu 5 zincir benim yapacağım çiçeklerim için yuva oluşturuyor. Dalların ucuna çiçekler için yuva oluşturacağız. Bu şekilde 5 zincirden sonra bu dallara çiçekleri açtıracağız arkadaşlar. 1 2 3 4 Bu şekilde bakın fazla uzun değil. 5 sık iğneden oluşan bir dal hazırlıyoruz. Aynı şekilde yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle parmağımdan atan ipi düzelteyim. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı yuvanın içine girip şöyle 2 2 ve 2 hemen 5 zincir. Şöyle aynı işlem olduğu için biraz hızlanıyorum. Kapattım yuvamı, çiçeğimin yuvasını. Geri kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. 1. Şöyle 2. Şöyle 3 ve 4. 5. yuvada yapıp 5 sık iğneden oluşan bir ikinci dalımı hazırladım. Yine 3 tane zincir. 2 defa tığ doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan 5 tane zincir. 3, 4 ve 5. Hemen içine giriyorum. Geri kalan kısma şöyle 1, 2, 3 ve 4 bu şekilde 4 tane sık iğne 5. yuvada evet, bu şekilde 3. yaptık 4. için 3 zincir böyle rahat gözüksün diye şu şekil çevirip tutalım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 trabzanımız hazır 5 zincir bu şekilde 5 zincirimi kapattım. Geri kalan trabzanımın kısmına 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 5. yine yuvada yapıyorum. Bakın yuvanın içinde şöyle dibine bir zincir çekelim. Evet arkadaşlar dallarımız hazır. Bakın bu şekilde. Şimdi bu örümcekten aynısından öbür tarafı yapalım. Şöyle ipimi uzatıyorum. Örümceğimi kapattım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın burada mesela bir boşluk var bu tarafta. O boşluğu bu tarafta sağlayamayacağımız için çiçeğimize yakın olduğu için bunu ben dördüncü tığ battıya kapatıyorum ki aynı eşit seviyede oluyor uzak olmuş olmuyor bir de arkadaşlar şimdi iki zincir çektiğim zaman buraya yaklaşacak bakın şu mesafeyi şöyle gözünüzle göstereyim bunu yapmadığınız takdirde dalınız daha çok yanaşacak Evet şimdi iki zincirimin üzerine bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 ve 2 ara suyuna geçtik demin göstereceğimi söylediğim ara suyum bu şekilde 4 zincirimi çekiyorum bu trabzanımın hemen beline sık iğne ile bağlıyorum 2 tane zincir çekiyorum şöyle yandaki boş tığ kapatıyorum üçgen kirpikli bir trabzan yaptım bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 Kanalımın takipçileri zaten arkadaşlar gözü kapalı bu ara suyunu biliyor. Şöyle çoğunlukla kullandığımız bir ara suyu. Tomurcuğumu kapattım. 2 zincirimi çektim. Hemen buraya sabitledim. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Şöyle iki seferde 2 2 alarak bir tırabzan. 4 zincir. Kapattım bir iki zincir kapatıyorum bu şekilde Evet şimdi arkadaşlar şöyle elimden çıkarayım ve yaptığımız işimizi gösterelim üç tane gösterdim anlaşıldı arkadaşlar bu şekilde e, istediğiniz ara suyu verince bu alt dallar oluşturuyoruz çimen bu şekilde devam ediyor şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim Evet arkadaşlar, şöyle tığımızın ucunu bu şekilde dalımıza genişlemek için kullanıyoruz. İkinci ve üçüncü dalımıza çiçeğimizi yapacağız. Şöyle bakın, hemen sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle Hafif sağa çevireceğim ki sola doğru tüm sık iğneler yığılmasın. Evet, şimdi bu birinci sık iğnem bu şekilde. Beş tane sık iğne yapıyorum fazla sıkı kapatmıyorum 2 3 4 ve 5 5. sık iğnemi de yapıyorum 5 tane sık iğneyi yaptık üzerine 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 ters tarafına çevirdim buradan İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden girip buraya kapatıyorum. Bir zincirle hemen düz tarafına döndüm. Sık iğnemi yapıyorum hemen bir zincirle dönüşümü yapıp sık iğnemi yaptım yuvaya ve 3 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 3 tane zinciri çektim. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 alarak sabitledim. Ve 4 tane zincir. Kapatıyorum. Şu iki tırabzan arasından girip sık iğne ile sabitledim 4 zincirimi. Yine sıkı sıkı 3 tane zincirimi çektim. Yuvaya kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 zincir bu şekilde bir çiçek hazırlıyoruz. Aynısından buraya 3 tane yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. 7 zincirli yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2 4 zincir. Hemen trabzanın arasına girip kapattım. 1 2 3 zincir yuvanın içine giriyorum, kapatıyorum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın ikincisi de aynen bu şekilde hazır. Şimdi iki defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Trabzanımın içine kapattım. Bir tane kirpik oluşturdum. Sıkı sıkı 3 tane zincir. Hemen yanın yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Başta sık iğne ile dönüş yapmıştık. Sonra adım muhakkak sık iğne yapalım. Şöyle yuvalar daha güzel duruyor arkadaşlar. Evet, ilk yuvamızın ilk çiçeğini yaptık. 3 zincirle diğer yuvanın geçiş köprüsü olarak kullanacağız. 3 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine girip sabitledim. 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5 şöyle 5 sık iğnemiz hazır ve 7 zincir çekiyorum çevirdim şöyle ters tarafına ilk yapmış olduğumuz bu sık iğnenin hemen tepe noktasından 7 zincirimi buraya kapatıyorum bir zincirle düz tarafına dönüş yapıyorum hemen bir sık iğne Şöyle yapacağımız bu kirpikli trabzanı sık iğneler çok hoş gözüktürüyor arkadaşlar. O yüzden hem başlama hem de bitiş noktasına muhakkak bir sık iğne yapmayı unutmayın. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Sıkı sıkı. 4 zincir. 2 trabzanın arasına kirpiğimi oluşturdum. Şöyle. 3 zincir. Tekrar 3 tane zincir. Bu şekilde 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim 2. 2 ve 2. 4 zincir. Hemen kapatıyorum bu şekilde kirpik yaptım. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine kapattım. Yine 3 zincir. Bu şekilde. Şöyle 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Bir tane tomurcuk oluşturdum. 3 zincirimi çekiyorum kapattım. Dibine bir sık iğne. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparalım. Çiçeğimiz işlemi yapılışı çok kolay. Evet. Şimdi bu kenardaki dallarımıza minik minik kirpiklerini atma işlemine geldi sıra. Evet arkadaşlar şimdi kenardaki dallara da minik minik kirpiklerini yapacağız. Şöyle ee, ilk dalımızın içine sık iğne ile sabitledim. 4 zincirden 4 tane kirpik oluşturacağım. 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. Minik minik kirpikler. 4 zincir. Şöyle 2 oldu. 4 zincir 3 oldu 4 zincir şöyle 4 oldu evet. 4 tane kirpiği buraya yaptım şöyle bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum Bakın, bu şekilde minik bir kirpik oluştu 5 zincir e, büyük oluyor arkadaşlar o yüzden çiçeğinde büyüklüğünü kapsamasın sadece kenarda böyle süs olarak dursun diye bu şekilde 4 zincirden çekin 5 zincir denedim bayağı büyük oldu çünkü şöyle aynısından buraya da dört tane kirpik yapılacak hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde çok güzel çok kolay bir model oldu bakın çok da tatlı oldu şöyle ters tarafından da ütülendiği takdirde incecik olacak Şimdi bu şekilde kalıp gibi diye ütülemedim. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Ben e, birbirlerine tonlama yaptım ama siz mesela sade burasını mor yapıp buraları krem rengi şöyle yapabilirsiniz. Bir tane daha renk katarak, sadece çiçeklerini tek renk böyle karşılıklı renk yapmayabilirsiniz. O şekilde çok güzel olur şöyle bir deneyeyim dedim. Hoş oldu. Tekrar da sökmedim arkadaşlar. Sizlere fikir amaçlı olsun diye. Evet. Modelim bitmiş hali bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.